E2 vizesiyle Amerika'da yatırım yaptıktan sonra süreç içerisinde yatırım çeşitlemesi yapılıp yatırım miktarı şirket lehinde artarsa şirket ortakları EB5 vize statüsüne geçiş yapabilirler mi diye takipçimiz bize soruyor. Bu güzel bir soru aslında. Tabii ki eğer şirkete E2 vizesiyle yatırım yapıp E2 vizesi alan ortak ya da ortaklar tabii ki eğer şirkete yaptıkları yatırımı arttırırsalar ve onların bireysel yaptıkları yatırımlar en az 500 bin dolara ulaşırsa ve yerine göre 1 milyon dolara ulaşırsa o zaman ve istihdam sayısı da artarsa o zaman tabii ki kişiler E2 vizesinden EB5 vizesine geçme imkanına sahip olacaklar ve bu sayede de E2 vizesinden sonra yeşil kart alma durumuna geçecekler. Tabii bu noktada şunu anlamak lazım. Şirketin iş hacminin artması onu EB5'e götürecek bir durum değildir. Şirketin istihdam durumunun artması ve kişinin yaptığı yatırım miktarının artması, ortağın ya da yönetici ya da sahibinin artması onu yeşil karta götürecek, EB5 üzerinden yeşil karta götürecek bir durumdur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.